Herkese merhabalar dostlarım. Bay Çizgi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere önereceğim çizgi romanları okumadan çizgi roman okudum demeyin. Dostlarım, kardeşlerim biliyorsunuz ki çizgi roman piyasası şu anda büyük darbe yemiş durumda. Neden? Çünkü kağıtlar pahalıya geliyor. Ve biz okuyucular olarak da kuşe kağıt olsun diye hala ısrar ediyoruz. Zaten bir okuyucunun da bütün kağıt çeşitleri hakkında bilgili olması biraz garip geliyor bana. Bildiğiniz matbaacı olduk. Yani matbaacının bütün bilgilerini şu an biz de zaten biliyoruz. Maalesef piyasanın durumu şu anda bu dostlarım. Çizgi roman basımı yok denilecek kadar az ama fiyatları gelince zirve şekilde devam ediyor. Benim ilk çizgi romana başladığım zamanlarda koleksiyon yapanların çoğusu öğrenciydi. Ama maalesef ki çizgi roman koleksiyonu yapmak artık öğrencilerin lüksü değil. Asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan bir kişiyi düşünün. Ve öğrenciyle çizgi romanı onunla harmanlayıp çarpıştırın. Asgari ücretli nasıl evine yetişemiyorsa maalesef öğrencilerimiz de artık çizgi roman koleksiyonu yapma olayına yetişemez. Çizgi roman alım gücü maalesef ki yerlerde dostlarım. Kendi adıma konuşmam gerekirse büyük bir araştırma sonucu 2 tane çizgi roman sipariş veriyorum. Bir de fiyat performans olayı var tabii ki. Artık 100 liraya aldığınız bir çizgi romanın sizi doyurmasını isteyeceksiniz. Yani çizimlerinden hikayesine size farklı duygular yaşatmasını isteyeceksiniz. Ve çizgi romandan gerçekten de keyif almak isteyeceksiniz. O yüzden seçici olmak artık şart. Her önümüze geleni alma devri tamamıyla kapanmıştır. Bu arada yayın evlerini falan gerçekten de suçlamıyorum. Elinden geleni yapıyorlar. Yani bu Türkiye şartlarında eğer çizgi roman basan ve hakkıyla basan yayın evleri varsa... Bu seriyi neden başlattım? Neden size mükemmel 5-6 tane çizgi roman önereceğim? Çünkü paranız çöpe gitsin istemiyorum. Bu videoda önereceğim çizgi romanları belki okumuş olabilirsiniz. Ama koleksiyonunuzda da durursa çok mutlu edebilecek çizgi romanlar. Fazla vakit kaybetmeden videomun içeriğine geçerek çizgi romanlarımı önermeye başlıyorum. Ama YouTube'un son güncellemelerinden sonraki özelliğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Like tuşuna bastığınızda ufak ufak konfetiler patlıyor. Haberiniz olsun. İlk olarak beni tanıyan herkesin ilk videoda yer vereceğim çizgi roman olarak gördüğü Mark Miller'ın Old Man Logan'ı. Yazılmış belki de çok fazla Wolverine hikayesi Türkiye'de basılmadığı için bilmiyorum. Ama araştırmalarıma göre yazılmış en iyi Wolverine hikayelerinden bir tanesi. Dünyayı kötüler yönetmeye başlamış. Tanıdığınız bütün süper kahramanlar ya ölmüş ya da kaçak göçek şekilde yaşıyor. Ülke bölge bölge çetelere ayrılmış durumda. Red Skull, Doktor Doom ve Hulk çetesi gibi. Evet, bu hikayede Hulk maalesef ki kötü. Bizim Wolverine kenara çekilmiş, 50 yıldır herhangi bir işlem yapmamış ve pençelerini kapatmış durumda. Hulk çetesinin bölgesinde ailesiyle yaşamına devam ediyor. Ama geçirdiği sıkıntılar öyle sıkıntılar ki ister istemez hayatın olumsuzluklarından etkileniyor ve maceraya atılmak zorunda kalıyor. Ve 50 yıldır çıkmayan pençeleri bu macerayla birlikte paslı yerlerden tıkır 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 çıkıyor ve inanın Wolverine'in bütün dehşetini göreceksiniz. Ha şunu da söyleyeyim, ben bu çizgi romanı sabahlara kadar övebilirim. Çünkü gerçekten de çok sevdiğim bir çizgi roman. Paranıza herhangi bir bilmediğiniz hikaye vereceğinize gidin güzel bir hikaye verin arkadaşlar ve verdiğiniz paraya değsin. Sıradaki çizgi romanımız Michael Straczynski, Silver Surfer Out. Old Man Logan'a göre ince bir çizgi roman olabilir ama yaşattığı duyguları ve verdiği mesajlarıyla parasını sonuna kadar hak edebilecek bir çizgi roman. Bunu bir veda olarak görebilirsiniz çünkü Silver Surfer'ın son zamanlarını ve yaşadıklarını okuyorsunuz. Hikayenin içerisine Fantastic Four ve Spider-Man'i de güzel bir şekilde eklemişler. Hikaye yağ gibi akıp gidiyor. Bir karakteri sevmeseniz bile bir çizgi roman sevdirebilir mi? Silver Surfer'ı sevmiyorsanız bu hikayeyle seveceksiniz arkadaşlar. Okurken zaten altında yatan mesajları anlayacaksınızdır ama sizden ricam çizgi romanı bitirdikten sonra çizgi romanın konusu hakkında ve Norrin Rhett'in yani Silver Surfer'ın yaşadıkları hakkında şöyle bir oturun düşünün, daha çok keyif alacaksınız ve çizgi roman o zaman size sanki böyle kalın bir cilt okumuş havası verecek. Yani siz baya baya keyif alacaksınız. Aynı zamanda bu çizgi romanda Mary Jane'i de kozmik varlık olarak görüyoruz. Ve çok tatlı bir şekilde ilerliyor. Ve videomuzdaki 3. çizgi romanımıza geldiğimizde ise Ed Brubaker'ın Batman Gülen Adam. Gotham'da zenginleri hedef alan bir takım cinayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve çaylak Batman'imizin de ilgisini çekiyor ve araştırmaya başlıyor. Ve en büyük düşmanıyla karşılaşıyor.
Bence Batman'i Batman yapan en iyi karakterlerden bir tanesi ve aynı zamanda benim en çok sevdiğim karakterlerden de bir tanesi olur kendisi. Joker'la ilk karşılaşmasını bu hikayede okuyorsunuz. Aynı zamanda Gülen Adam'ın içinde tahtadan yapılmış diye bir hikaye var. Green Lantern'ın hikayesini de oradan okuyorsunuz. Ve çok tatlı bir şekilde size her şeyi yaşatabiliyor. Batman seviyorsanız, DC seviyorsanız, Joker seviyorsanız ve Green Lantern'ı da hiç okumadınız ve okumak istiyorsanız bu hikaye tam size göre. İkinci hikaye olan tahtadan yapılmışa tam puan veremem. Ama hikaye olarak o da kötü değil tabii ki. Batman'le Joker'in karşılaşmasını hep merak etmiştim ve böyle bir çizgi romanda karşılaşınca çok hoşuma gitmişti. Hikaye de bu arada 10 numara. Arkadaşlar çizgi romanların detaylarına girmiyorum. Alın okuyun. Önerdiğim ve bu seride önereceğim çizgi romanları okumanızı istediğim için öneriyorum. Yani çizgi roman incelemesi yapmıyorum. Temelinden bahsediyorum ve size öneriyorum. İster alırsınız, ister almazsınız. Bu tamamen size kalmış. Burada mesele çizgi romanı incelemek değil, güzel çizgi romanları size önerebilmek. Bu arada kankam abone olursan çok sevinirim ya. Şu anda saat gecenin ikisi arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse göstereceğim. Evet bunu yapacağım. Gecenin ikisi ve sabah 7'de işe gideceğim dostlarım ben. Gece 2'de yine de video çekip cuma gününe yetiştirmeye çalışıyorum. Sıradaki çizgi romanımız Sean Murphy'nin Batman White Knight arkadaşlar. Siyah ve beyazın karşılaşmasını anlatıyor. Odağın Batman'de değil de Joker'in olduğu bir hikaye. Batman ve Joker'in son karşılaşmasından sonra Joker kimliğini bir şekilde bastırıyor. Ve tabii ki de Gotham'ın yardımsever ve vatansever bir insanı olarak sahnelere çıkıyor. Ve Batman'in Gotham'a zarar verdiğini düşünerek onun yok edilmesini düşünüyor. Ve bu adalet sınavında aslında hikaye şurada tat vermeye başlıyor. Joker olarak değil de normal bir Gotham vatandaşı olarak okuyorsunuz ve bundan çok keyif alıyorsunuz. Üstelik ana konusunda bütün Gotham'ın kötülerinin yer alması ve konunun başka bir yere doğru yönelmesi gerçekten de çok hoşunuza gelecek. Batman çizgi romanlarından koptuktan sonra sıradaki çizgi romanımız Brian Michael Bendis'in Avengers Dağıldı. Avengers 500, 501, 502, 503 ve Avengers final sayılarını içerse de bundan önce okumanız gereken herhangi bir çizgi roman yok. Daha önce olan bir sürü konu var ama buradan okuduktan sonra da anlayabiliyorsunuz. Şunu da belirtmem gerekirse bu videoda gördüğünüz çizgi romanların hepsi benden 10 üstünden 10 aldı ve bu çizgi romanların öncesinde sonrasında başka bir şey okumanıza gerek yok. Tamamen tek başına okunabilecek hikayeleri sizlere önermek istiyorum ki aldığınızda seri takip etmek zorunda kalmayın. Türkiye'de seri takip etmek maalesef ki çok zor. Adından da anlaşıldığı gibi kalıp olan Avengers ailemiz maalesef ki dağılıyor ve New Avengers'a yavaş yavaş yol açıyorlar. Gelmiş geçmiş bütün Avengers tehlikede ve içimizdeki düşman gerçekten de Avengers'ı darmaduman ediyor. Videonun başından beri spoilersız bir şekilde ilerliyorum. Siz eğer konuyu çok merak ediyorsanız YouTube'da bu Avengers Dağıldığı inceleyen falan bir sürü YouTube kanalı var. Onları da ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Spoilerlı ve spoilersız şekilde iyice konuya adapte olabilirsiniz. Ben dediğim gibi öneri yapıyorum. Gerçekten muazzam bir hikayesi var bu arada. Yani bir Avengers'ı okuyabilmek, Avengers'ı sevebilmek ve Avengers hakkındaki çizgi romanları takip edebilmek gerçekten de çok zordur. Çünkü aşırı derecede kalabalık bir kadrosu vardır. Ne seçeceğini kolay kolay bilemezsin. Ama Avengers dalıyla eğer Avengers'a başlarsan, bu arada çok Avengers dedim farkındayım ama yani yapacak bir şey yok. Avengers'a başlamayı düşünüyorsan Avengers dalıyla başlayabilirsin. Hikaye lokum. Şimdi arkadaşlar bu videoda 2 DC 3 Marvel çizgi romanını sizlere önerdim. Siz daha önce okumuş olabilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Okumadıysanız da mutlaka okuyun. Okuduktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Videoya 1 sene sonra da 2 sene sonra da yorum yapabiliyorsunuz. Herhangi bir o konuda bir problemimiz yok zaten. Çünkü videolarımız hep olduğu yerde kalıyor. İstediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Benim tavsiyem olarak ilk olarak Marvel düşünüyorsanız Avengers Dağıldığı ile ilerleyin. Ve DC düşünüyorsanız kesinlikle Gülen Adam'ı okuyun. Sizin de 10 üzerinden 10 puan verdiğiniz çizgi romanları mutlaka yorumlara bekliyorum dostlarım. Keşke piyasamız düzelse de çizgi roman içerikleri üretebilsek. Ciddi anlamda söylüyorum, çizgi roman içeriklerini özlemişim. Bu bir serinin başlangıcı dostlarım. Serimiz inşallah hayırlı uğurlu olur ve sonuna kadar devam ederiz diyorum. Ve videonun kapanışına yavaş yavaş geçiyorum.
Bay Çizgi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Takip ediyorsunuzdur inanıyorum. Etmiyorsanız da zaten bedava. Orada abone ola tıkladıktan sonra çok büyük bir destek vermiş oluyorsunuz. Ve bu desteğinizle birlikte ilerlemiş oluyoruz. Videoya like atmayı unutmayın. Konfetiler patlıyor unutmayın. Ve tabii ki de yorumlarınız. Yorumlarınız bizim için altın değerinde. Çünkü her yorumunuz bir dahaki videonun daha kaliteli olmasını sağlıyor. O yüzden yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.